Hocam sesim geliyor mu? Evet geliyor. Hocam benim sesim geliyor değil mi? Evet geliyor Ömer'im. Tamam hocam. Evet hepiniz hoş geldiniz gençler. Bugün çokgenlerle ilgili çokgenlerle anlatım yapacağız. Öğretmenim okulun verdiği kitaptan mı yapacağız? Evet okulun verdiği kitaptan yapacağız. Onun yani için, çantadan değil. Çantadan etkinlik yapıyoruz. Mert ses açılmıyor mu? Ben herkesin sesini açtım. Ama birazdan ders işlerken kapatacağım. Hocam sesim geliyor mu? Evet geliyor. Ama birazdan konu anlatım yaparken sesleri... Hocam sesim... Tamam herkesin sesi geliyor şu an. Şu anda 10 kişi oldu. Mert senin gelmiyor. Mert'i ayarlayamadık. Şimdi benim ağzımda. Tamam şimdi Mert ayarlandı. Hocam. Efendim paşam. Abimin selamı var. Aleyküm selam. Sen de çok selam söyle. Her zaman olduğu gibi ders videomuz kaydediliyor. Onun için lütfen derste herkes derse odaklansın. Başka konularla ilgili konuşmayalım. Tamam. Tamam. Evet. Tamam hocam. Şu an 16 kişiyiz. Hepinizi gördüğüme memnun oldum. Evet 17. kişi Kübra. Gayet iyi. Esat. Esat henüz daha katılamadı. Bugün geldi mi yoksa? Nerede o? Ali geldi. Evet. Yavaş yavaş hepiniz tamamlanıyorsunuz. 20 kişi olunca başlarım. Evet. Evet, son bir kişiyi bekliyorum. Bazılarınızın görüntüsü kapalı, açık, fark etmiyor. Tamam mı? Açanlar var. Ayarlarınızı yaptıysanız başlayacağım derse. Tamam. Hocam kaçırdı. Yok, çocuklar grupta da yazdım. Belki okudunuz, belki okumadınız. Ders kitabından çokgenler konusunu konu anlatımı yapacağız. Dün hızlı da anlattık. Zaman yetişmedi. Bugün ders kitabından işleyeceğim konuyu. Tamam. Şöyle bir şey yapacağız gençler. Akşam velilerinizle bir toplantı ayarlayacağım ben. Tamam. Bir de velilerinizle konuşmak istiyorum. Onlar bilemezse siz velilerinize açmayı yardımcı olun. Tamam. Akşam açacağız işler toplantı yapacağız. Çıkarayım şimdi. Akşama velilerle ders yapacağız. Tamam. Hadi bakalım. Başlıyoruz gençler. Evet. Evet. Herkes hazırsa başlıyorum. Önce sizi bir sessiz alayım. Evet. Şimdi gençler. Şöyle tam ekran yapayım. Evet, ilk karalama kimden gelecek diye bekliyordum. İlk karalama. Bakalım. Karalama yaparsanız Işıl Alp karaladı şu an. Kim karalarsa ben onları görmeye başladım artık. Kübra Başar karaladı. Evet, bir daha karalıyor Kübra. Demek ki ne yapmak lazım gençler? Size izin vermemek lazım. Hadi bakalım. Bunu kim karaladı? Göremedim yalnız. Ecrin karalamış. Evet. Onu da kapattığımıza göre artık dersimize başlayabiliriz. Tamam mı? Hazır. Önce tanımından başlıyorum gençler. Çokgen. Tamam. Çokgenin tanımı. Bak şurada yazıyor. Bilgi köşesinde yazıyor.
en az 3 doğru parçasının herhangi ikisinin birer uçları ortak olacak şekilde ardışık olarak birleştirilmesiyle elde edilen kapalı ve kendisini kesmeyen düzlemsel çizgilerle, düzlemsel şekillerle oluşan şekle ne denir? Çokgen denir. Çokgen kenar sayısına veya köşe sayısına göre isimlendirilir. Kenar sayısına ve köşe sayısına göre. Yani 3 kenarı var diyelim, üçgen. 5 kenarı var, beşgen şeklinde. Tamam mı? Anlaştık. Şimdi çokgen olmanın şartları ne olacak? Buradakilerden inceleyelim. 1. En az 3 kenar olacak. Yuvarlak yeri olmayacak. Ve kapalı bir şekil olacak. Boşluk olmayacak. Tamam mı gençler? Şimdi şuradan başlıyorum. Bak, bunun 3 kenarı var. Kapalı yeri yok. Bu bir çokgen. Bunun gördüğünüz gibi çok kenarı var ama burada açıklık var. Buradan hava girer. Onun için bu bir çokgen değil. Bakın bunun 4 kenarı var. 3 kenardan fazlası var. O yüzden bu bir çokgen. Bunun yuvarlak yeri var. Yuvarlak yer kabul edilmiyor. Tamam? Onun için çokgen değil. Bak bu da çokgene benziyor ama burada yuvarlak yerleri var. O zaman bu da çokgen değil. Bu bir çokgen. Hatta isimlendirerek gidelim. Bakın 1, 2, 3. 3, gen. 1, 2, 3, 4, 5. 5 gen. Hatta ben böyle yazıyorum bazen. Bu olmaz. Neden? Yuvarlak yerleri var. Olmaz. Bu sadece bir kenardan oluşuyor. Bu da olmaz. Tamam mı gençler? Böyle yapabilirsiniz. Şöyle yaparsam dönüştüre dönüştüre hepinizi görürüm. Evet. Tamam. Tamamsak bir sonraki gruba geçiyorum. Evet. Burada açıklamış neden olup olmadığını. Burada isimlendirmeyi göstermiş gençler. İsimlendirmeyi göstermiş. Şöyle yapayım. Bak, isimlendirirken neye dikkat ediyor? Kenar sayısına veya köşe sayısına. Kenar sayısı veya köşe sayısına göre isimlendiriliyor. Çocuklar, seslerinizi niye kapattığımı da tekrar edeyim. Konu anlattığım için sizlerden çok gürültü geliyor. Arka sesler çok geliyor. Bu da dersin anlaşılmasına engel oluyor. Zaten 40 dakika süre var okuldaki ders saati kadar. Biz bunu verimli kullanmak için konuları anlatırken sesi kısacağız. Konular bitti. Test çözmeye, etkinlik yapmaya başlayınca seslerinizi açacağım. Tamam? Hadi bakalım. Bakın kaç kenarı var? 4. O zaman dörtgen. Kaç kenarı var? 3. Üçgen. 4 kenar, 5 kenar, 6 kenar. Kenarlarına göre isimlendiriliyor. Kenar sayısı, iç açı sayısı ve köşe sayısı her zaman birbirine eşit. İsmi kadar. Mesela bir altıgende 6 tane iç açı var. 6 tane kenar var. 6 tane köşe var. Kübra'ya sesim gitmiyor mu? Benim sesim gitmiyor mu acaba? Bir bakayım, konte edeyim. Kübra. Yazıları silin mi? Bir dakika sesini kontrol edeyim. Attım, açtım. Şöyle yapayım. Yorumdan, chat bölümünden sesim gelenler gelmeyenler bir yorum yazabilir mi? Ya da el işareti yapabilirsiniz. Sesim gelenler el işareti yapabilir. Tamam. Sesim geliyor mu? Tamam. Şu an sesim gelmeyen var mı? Herkese geliyor o zaman. Değil mi? Devam ediyorum. Burada etkinlikler var. Şu an okulda olmadığımız için yapamıyoruz. O yüzden geçiyorum. Evet.
Çokgenlerin iç bölgesinde oluşan açılara iç açılar, köşegenler komşu olmayan iki köşeyi birleştiren doğru parçasına köşegen deniyor. Ardışık olmayan iki kenara. Şimdi mesela biz öncelikle şunu doldurmaya çalışalım. Diyelim ki üçgen. Kenar sayısı kaçtır üçgenin? Adı üstünde. Üçgen. Yani üç tane. Köşe sayısı üç tane. İç açısı üç tane. Diyelim ki dörtgen. Siz de yazın. Dörtgenin dört. Evet. Köşe sayısı dört. İç açı sayısı dört. Tamam. Mesela yedigen. Ne olur yedigenin de bu mantık gereği 7 tane kenar, 7 tane köşe, 7 tane iç açı. Mesela 12 gen. Olur mu 12 gen? Bütün üçgenden sonraki her sayının çokgeni var gençler. Üçgenden sonraki olan her sayının çokgeni var. 12 genin 12 tane kenarı, 12 tane köşesi, 12 tane iç açısı var. Devam ediyorum. Evet. Köşegenlere gelirsek. Dur, şöyle yapayım. Bakın gençler. K'nın komşuları kim? O var ve L var. K'nın komşuları K'dan O ve K'dan L'ye çizilen çizgiler kenar. Şunların adı kenar. Bu da kenar. Bir dakika, kalemim çok kalın. Hemen onu bir ilk güncelteyim. Ama K'dan M'ye, K'dan N'ye giden şu içteki çizgilerin adı neydi? Köşegen. Komşu olmayanları birleştiren doğru parçasına köşegen denir. Tamam mı? Komşulara çizilene kenar denir, komşu olmayanları çizilene köşegen denir. Tamam? Anlaştık. Evet. Devam. Mesela diyor ki iç açılarını gösterelim. İçte kalan açıları. Mesela bu bir iç açı. Bu bir iç açı. Bu bir iç açı. İç tarafına, yani şeklin iç tarafına çizdiğiniz açılar iç açı. Aynı zamanda ilerleyen günlerde okul açılırsa okulda, okul açılmazsa buradan bunların özelliklerini tek tek işleyeceğiz. Kare nedir, paralel kenar nedir, yamuk, üçgen hepsini ayrı ayrı işleyeceğiz ve yazacağız. Yani anlatacağız hepsini tek tek, tamam mı? Yani şimdi genel anlatıyoruz. Genel özellikler, ileride özelliklerine göre üçgenler, kareler, dikdörtgenler hepsini ayrı ayrı söyleyeceğiz. Tamam. Mesela alıştırmalar. Burada hemen bir nasıl yapıyorduk? Dur. Evet. Şimdi sesinizi açtım gençler. Alıştırmaya geçtik. Hocam yapabilir miyim? Evet. Yapayım. Tamam. Hocam. Geldiler. Hocam yapacağım. Evet. Yiğit. Hocam. Yiğit Özsoy. Bir. Aşağıdaki şekillerden hangisi çokgendir? Bursa. Diğerleri niye değil? Çünkü hocam onların köşeleri yok. Evet. Bir yuvarlak daire. Yerleri var değil mi? Evet. Yuvarlak yer kabul edilmiyor çokgende. Her yer düz olacak. Tamam. İki. Bursa. İki. Ben yapabilir miyim? Hocam ben yapabilir miyim? Öğretmeyeyim. Hasan sen misin o paşam? Evet. Hadi gel yap bakalım. Yap derken yani gel alışkanlık olmuş. Evet. Kusura bakma. Evet. Kısa kenarla uzun kenarın arasındaki bölge. Şurası. İki. Bir dakika. İkinci soruyu yapmıyor musun?
Orayı yapıyorum öğretmenim de. Bak ne diyor? Yorum yazdın. Yorum yazdığını göremedim. Evet. Önce isimlendirelim mi? İsimlendirelim. Evet. Ne diyorsun mesela? Şu köşeye ne diyorsun sen? A. Şuraya. C. C diyelim mi? Sıradan gidelim. Orası C, D. Evet. Mesela bir tane iç açısını isimlendir. Bir tanesini isimlendirmen yeter buna. B iç açısı. Evet. B. Ama şöyle B'yi isimlendirmek istiyorsan şöyle yazalım mı? A, B, C açısı. A, B, C açısı. Üstüne açı işareti koyuyoruz. Gençler, tamam mı? Üstüne açı işareti koyuyoruz. Tamam. Arkadaki iki. Evet. Ömer, abine söyle çıksın kadrajdan. Abi ne diyor? Çekil oradan diyor. Çekiliyor hocam, tamam. Tamam, afiyet olsun. Evet, Ali, diğerini de sen isimlendir. Ben almıyorum. Tamam, öğretmenim. A, B. Evet, sen de mi A, B, C kullanmadın? Evet. Tamam, olay mı? C, D. Şey, bu D olacak, yanlış yazdım. Şöyle D yazdım. Evet, sen hangi açıyı isimlendirmek istiyorsun? B, C, D. Şurayı isimlendirebilir misin? C'yi. Evet. Nasıl isimlendirilir? C. O, bak Ali, o ortada kalacak. Tamam mı? Tamam. Bak. D. D. C, D. D, üzerine bir de açı işareti. Evet. Tamam. Evet. Diğeri bir isimlendirebilir miyim? Fatıma nerede? Fatıma. Konuş, ekrana gel. Şu üçgeni de sen isimlendir. Ha. Fatıma'nın F'si. Ertuğrul'un E'si. Koç'un K'si. Oldu mu Fatıma? Hadi. Şuraya isimlendir sen de Fatıma'cığım. Kitapları düzelt de. T, P, E içine. E, T, K açısı. Değil mi? Açı diyeceğiz. İç açı istiyorum. Diğerini ben isimlendirebilir miyim öğretmenim? Neyine becerin? Hadi sen isimlendir. Z. Z. E. E. A. Ö. Ö mü? Evet. Evet. Ve B. Tamam. Hangisini isimlendireceksin? Z'yi isimlendir. Z, E, A açısı. Ama Z'yi isimlendirirken Z'nin ortada kalması lazım. Z'yi yazacaksın. Bu tarafına E, bu tarafına B açısı. Hocam benim sesim geliyor mu? Geliyor. Tamam, geliyor. Tamam. Hocam ben yeni katıldım da sayfa kaç? Sayfa evet güzel. 192. 192. Yasir'im hoş geldin o zaman. Tamam. Evet. Hocam Erenlerin sesi yokmuş. Erenler mi? Ama ben herkese açtım paşalar. Evet. Hocam ben yapabilir miyim diğer soruyor. Herkesi tekrar açtım. Geldi. Hocam üçüncü soruyu ben yapabilir miyim? Kim o? Ben göremiyorum. Ha geldi. İsim vererek konuşursanız bazen karışıyor. Hocam sizin görüntümü anlatıyor. Ama konuşanlar isim vererek. Evet. Hocam benim görüntümü parlıyor, bana böyle geliyor. Sen arkana camı almışsın. Bir uyardım seni ama bak bir aynı. Bak. Hocam ben yapabilir miyim? Böyle daha iyi olur mu hocam? Yine parlıyorsun ama idare ederim. Hadi. Tamam. Hocam ben yapabilir miyim? Hocam bir şey söyleyebilir miyim? Katılma. Hocam bir şey söyleyebilir miyim? Yapabilir miyim?
Evet, Engin'den bir sonraki soruyu dinliyorum. Evet. Hocam bir şey söyleyebilir miyim? Biraz daha söyle, Engin'den sonra. Evet. KDTG dörtgeniyle birilen bilgilerden hangisi yanlıştır? DT, KDTY dörtgeninin kenarıdır. BT. Doğru. BT diye kenar var, doğru. GRK. KDTY dörtgeninin köşegenidir. Doğru. Evet. Y'den ve köşegen var, doğru. K. K kütlük KDTY dörtgeninin köşesidir, doğru. Evet. KDTY dörtgeninin alt kenarı vardır, yanlış. Evet. Hocam niye D'den başlamadık? Evet. Ecrin cevabı bildiği için diğerlerinin doğru olduğunu göstermek istedi size. Değil mi Ecrin? Evet. Aferin Ecrin'e. Hadi devam ediyoruz. Hocam ben yapacağım. Hocam. Hocam. Herkes geliyor. Hocam dün quizizde 20 tane keseliğim soru var. Onun cevabı neydi? Ne vardı? Bir daha söyle. 20 tane keseliğim soru vardı hocam. Onun cevabı hocam. Neydi? Cevabı 11'de. Kesilirin her biri 20 adetti ya. 11'de. Tamam hocam. Hocam ben yapabilir miyim? Bir dakika sessiz. Onun çözümü Numan hocam. Bir kanalında var. Hocam dün canlı yayın yaptınız hatta. Evet, çözüm içinde canlı yayın yaptım. Hemen bitimindeydi. Beni takipte kalın, tamam mı gençler? Evet, 4. Hocam ben çözüyorum. Eren Ceren çözüyor. Eren Ceren'i bekliyoruz. Üçgenin köşegeni yoktur, doğru. Evet, şey doğru. Beşgenlerin dört kenarı vardır, yanlış. Görmek istiyorum ben burada. Değil mi? Adı üstü 5 gen diyor. Hala 4 kenar diyor. Ne alaka? Devam. Köşegen komşu olmayan köşeleri birleştirir. Doğru. Çok doğru. Evet. Geçiyoruz. Şimdi yeni bir konuya geçiyoruz. O yüzden hemen tekrar sessizliğe bürüyorum sizi. Hayır. Evet, üçgen çeşitleri, tamam mı gençler? Üçgenler kendi arasında açılarına ve kenarlarına göre iki gruba ayrılır. Üçgenler açılarına ve kenarlarına göre iki gruba ayrılır. Bir, açılarına göre, iki, kenarlarına göre. Önce açılarına göre olanları açıklıyorum. Tamam mı gençler? Şimdi bütün açıları 90'dan küçükse, bütün açıları 90'dan küçükse, 90'dan küçük olan açılara dar açı denir. Onun için dar açılı üçgenlerdir. Bütün açıları 90'dan büyük ise, 90'dan büyükse, yani pardon yanlış söyledim. Bir açısı 90'dan büyükse ona da geniş açılı denir. Bir açısı 90'sa ona da dik açılı. Yani dik üçgen denir. Açılı denmez. Tamam, açılıyı genelde söylemeyiz. Bak, 90'dan küçükse açılar, tamam, dar açılı. 90 derece eşitse, eşit dik üçgen. Bir açı 90'dan büyükse geniş açılı. Tamam. Yazdıklarım görünüyor değil mi? Böyle yapabilirsiniz görünüyorsa. Tamam. Ali gördüyse herkes görmüştü değil mi Ali? Evet Eren. Anlaşıldı. Evet. Devam ediyorum. Şimdi kenarlarına göre anlatıyorum. Tamam mı? Kenar. Yağmur gördüm işaretini. Şimdi kenarlarına göre anlatıyorum. Üç kenar uzunluğu eşit olan üçgenlere eşkenar, yani tüm kenarlara eşit anlamında eşkenar, tüm kenarlara eşit. İki kenara eşitse, iki kenar eşit olunca biz ona ikiz kenar deriz. Kübra başka işlerle uğraşma, görüyorum seni. Beni dinle.
kaydediyorum aynı zamanda. Bütün kenar uzunlukları farklıysa orada çeşit çeşit kenar olduğu için çeşit kenar üçgen denir. Kübra, kamerayı kapattın. Evet, devam. Evet, hepinizi görüyorum ara ara, döndürüyorum görüntüyü, görüyorum, tamam mı? Ona göre. Evet, Mert el sallıyor şimdi. Kimisi kamerayı kapatıyor. Devam. Bak, şimdi tekrar ediyorum. Bir, açılarına göre üçe ayrılıyorlar. Açılarına göre üç. Bir, dar açılı, dik açılı ve geniş açılı. Dar, dik, geniş. Kenarlarına göre de üçe ayrılıyor. Birazdan şey var, ne onun adı? Grafiği var, onu da göstereceğim. Kenarlarına göre tüm kenarlar eşitse eşkenar. İki kenara eşitse ikizkenar. Üç kenarda farklıysa çeşit kenar. Tamam mı gençler? Devam. Bakın. Bunun birincinin tüm açıları 90'dan küçük olduğu için dar açılı. Bu açısı 90 derece olduğu için dik açılı. Dik açılıya aynı zamanda ne denebilir? Yani ne denir aslında? Dik üçgen denir. Açı kelimesi karıştırılmaz. Ama dik açılı üçgen denmez, dik üçgen denir. Açılı kelimesi iptal. Geniş açılı da bir tane açısı 90'dan büyükse geniş açı denir. Alp birazdan sesler açılınca cevap ver. Tamam mı? Görüyorum yani seni. Herkesi döndüre döndüre bakıyorum. Herkes ne yapıyor? Niye yaramazlık yapıyor? İzliyorum. Tamam mı? Evet. Şimdi geldik. Burada etkinlik var. Etkinliği şu an sınıfta olmaz. İzlesini yapamıyoruz. Kusura bakmayın. Geçiyorum. Şuradaki ne o? Bunun çözümü. Bakın. Bunları normalde okulda olsaydık ne yapacaktık? İletkiyle, açı ölçerle ölçecektik. Dar açımı, geniş açımı bakacaktık. Tamam. Buna göre karar verecektik. Ama şu an öyle bir imkanımız olmadığı için, tamam, olmadığı için burada şöyle yaptık. Bakın, buradakilerin uzunlukları, bakın 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, tamam. O zaman bunun tüm kenarları eşitse eşkenar üçgen ve dar açılı üçgen. Buna gelirsek ikizkenar üçgen. Nasıl ikizkenar? Bak şuraya sayıyorum. 1, 2, 3, 4. Yani 4 çaprazı var. Bunun da 4 çaprazı var. Onun için burası 4 çapraz. Burası da 4 çapraz. Dolayısıyla ikizkenar şu açısı geniş açı olduğu için G yazı vereyim. Geniş açılı ve ikizkenar bir üçgen. Buradaki de Hasan ne yapıyorsun? Klavyeni gördük. Devam. Bakın bunun tüm kenarları, bakın bu işte 2 çapraz, bu 5 çapraz, bu 4 düz olduğu için tüm kenarları farklı, yani çeşit kenar. Açıları da şu açısı 90'dan daha büyük olduğu için geniş açılı. Normalde okulda olsak bunu ben ölçtürecektim size açı ölçerle, ama böyle bir imkanımız olmadığı için ne yapamıyoruz? Ölçemiyoruz. Şimdi bakarsak şu önce basitlerden başlayayım. Şuralar dik mi? Bu ikisi dik üçgen. Ve açılarına göre dik. Kenarlarına bakarsak 1, 2, 3, 4. Burası 1, 2, 3, 4, 5. Burası da 5'ten de büyük olacağı için farklı. Tamam mı? O zaman çeşit kenar ve dik açılı. Buna bak. 1, 2, 3, 4. Buraya say 1, 2, 3, 4. 4, 4 olduğu için dik açılı ve ikizkenar üçgen. Tamam? Bunların açıları verilmeden biz onları dar mı geniş mi diye bilemeyiz. Eğer öyle bilmemiz isteniyorsa da şekillerin kareli zeminde verilmesi lazım. Tamam? Kareli. Oo. Gençler 10 dakika ne zaman geçti ya? Bakın. Dur şunu şöyle kenara alayım sizi ben.
Şunu görebiliyor musunuz şekli? Sınıflandırılmış. Üçgenler açılarına göre dar açılı, dik açılı ve geniş açılı diye ayrılır. Dar açılı üçgenler aynı zamanda çeşitkenar olabilir, aynı zamanda ikizkenar, aynı zamanda eşkenar olabilir. Eşkenar sadece dar açılıda var. Geniş açılıda ve dik açılıda yok. Dik açılıdaki olabileceklerden biri çeşitkenar, ikizkenar. Geniş açıda çeşitkenar, ikizkenar. Tamam mı? Buna göre dağılıyorlar. Tamam mı gençler? Evet. Son 10 dakikamız kaldı. Bir etkinlik yapsak iyiydi. Bunu geçelim. Şöyle hızlıca geçiyorum. Yine etkinlik çıktı karşımıza. Evet. Bunu da gelmedik. Bunu başlamayayım bu konuya. Baklavayı görünce canınız çekti galiba. Hemen kaçıyorum o sayfada. Evet. Şu sayfadaki etkinlikler için ufak bir ses açalım. Hocam, evet. Hocam benim hocam lazım. Hocam benim evet. Sorum vardı. Sorun mu var? Evet. Alp senin sorun var. Yok Alp. Hocam peki bir üçgende hem dik hem geniş hem dar açılı o ne açılı üçgen var? Hepsi aynı anda bulunamaz gençler. Hocam tamam. Bir üçgende bir tane geniş açı oluyordu değil evet, mi? Bir tane 90 bir tane geniş olabilir. İkisi üçü aynı anda bulunamaz. Tamam. Evet bu alıştırmalar için böyle yapılabilecekleri yapalım. Zaten hocam, bu olarak da 7,5 dakikamız kaldı. Hocam. Sayfayı söylüyorum. Söyleyemedim. 198. sayfa. Tamam. Hayır ben yapabilir miyim? Kim sizden yapabilir miyim? Doğru yanlışlardan Hasan 2A. Sonra hocam, Emre 2B. Emre 2B. Hocam. İkizkenar üçgenler daha küçük olabilir. Doğru. İkizkenar üçgenler dar, dik veya geniş açılı olabilir. Doğru. Geniş açılı üçgenler. Hocam ben geniş açılı üçgenler eşkenar veya çeşit kenar üçgen olabilir. Doğru. Geniş açılı. Hocam ben bir şey yapmadım. Hayır. Eşkenar. Emre neredesin? Neden ki hocam? Eşkenarlar. Bir dakika ben sizin diğerini ayarınızı değiştireyim. Şöyle kenarda dur. Hocam ben hiç yapmadım. Eşkenarlar gençler. Eşkenarlar sadece dar açılıda bulunabiliyor. Geniş açılıda eşkenar diye bir şey olamaz. Çünkü eşkenarın tüm açıları 60 derece. Tamam hocam. Evet. Hocam. Yağmur. Hocam Yiğit'te bozanın sesi yokmuş. Artık yapabilecek bir şey yok. Dersin son 5 dakikası. Evet. Eşit olabilirsen. Evet. Üç kenar eşitse biz ona eşkenar deriz. Hocam ben yapabilir miyim? Dur, hocam ben hiç yapmadım. Ben yapabilir miyim? Hocam hiç yapmadım. Hocam sesiniz açıldı. Ben sizin dediğinizi anlayamıyorum. Bak sikeyim var. Açıldı. Hocam yapabilir miyim? Tamam. Hocam. Üç. Hocam. Sesinizi anlaşılmıyor. O hocam. Diyen kim? Bir dakika sesiniz anlaşılmıyor diyen kim? Sesimi anlayamayan kim? Yağmur. Yağmur sen mi istedin? Hayır. Ayşe Naz mı? Evet. Numan hocam. Bir saniye. Evet 3. Kim yapıyordu 3'ü? Hocam ben yapabilirim. Hocam ben yapabilirim. Ecrin ev kuran gibi bir yer. Saygımızda iki kenarı da 5 çıkıyor. Dik açılı veya eşit kenar. Veya değil birlikte. Islık evet. Çalma. Tamam. Gençler buna ne diyeceğiz? Dik,
Açılın. İkiz kenar üçgen. Hocam diğerini yapabilir. Hocam yapabilir miyim? Hocam diğerini yapabilir miyim? Evet, Tuana yapmayanlardan. Tuana. Hocam ben yaparım. Tuana dedim. Eşkenar. Eşkenar mı? Eş. Ay, ikiz kenar. Hocam ben de yapıyorum. Bak, eşkenar olup olmadığı kesin değil. Noktaların üzerinden gitmemiş. Tamam mı kızım? O yüzden eşkenar diyemeyiz. Ama ikiz kenar diyebiliriz. İkiz kenarı nasıl karar veriyorum biliyor musunuz? Şöyle bir dik çizdiğimde. 1, 2, 3, 1, 2, 3. O zaman şu kenar bu kenara eşit. İkiz kenar dar açılı. Hocam bunu ben yapabilir miyim? Hocam. Evet Ömer. Ben yapabilirim. Geniş açılı. Şurası hocam. Geniş açı ve eşit kenar. Geniş açılı çeşit kenar. Tamam. Evet, altındakiler açı özelliklerine göre sınıflandırın. Dar, dik, geniş diye. Yapmayanlardan kim kaldı? Furkan, birinciyi sen yap. Aşağıdaki verilen üçgenlerin kenar özelliklerine göre sınıflandırınız. Kenar ve açı. Hocam. Birincisi, açısı. Hocam. Furkan. Hocam. Furkan'ı duyacağım. Ömer bir dakika. Son 3 dakika. Hadi Furkan. Furkan bak. 1, 2, 3 çapraz. 1, 2, 3 çapraz. 1, 2, 3 çapraz. Yani hocam Furkan'ın sesi yokmuş. Tamam. Eşkenar dar açılı. Gerçi hocam, eşkenarların hepsi dar açılı olduğu için ne demeye gerek yok? Dar açılı demeye gerek yok. Hocam. Evet. Efendim Ömer. Hocam bazen zümbeni atıyor. Tamam bir daha gel. Yapacağım bir şey yok. İnternetten kaynaklı olabilir. Evet. Zeynep Gündar. Şu ne olabilir Zeynep? Neredesin? Göremiyorum. Hocam Yasir hiç yapmamış. Evet hocam. Yasir'in sesi yok. Yasir de şunu yapsın. Evet Zeynep Gündar cevap verebilir. Nereden yazıyorlar hocam? Çekten. Hadi son 2 dakika bitirmem lazım etkinliği. Hadi. Geniş açı bu. Çeşit kenar. Evet. Şurası geniş açı ve kenarlar birbirine eşit mi? Ama şuralar eşit sanki. Evet. Değil mi? O zaman çeşit yazalım. Geniş açılı ikiz kenar. Eşit kenar. İkiz kenar mı? İkiz kenar. Bak şu x'i eşit. Evet Yasir şu. Hocam beni de Yasir, Yasir. Yasir'i göremiyorum. Hocam Yasir'in sesi gelmiyor. Yasir'in sesi mi gelmiyor? İkiz hocam kenar ikiz yazıyor. Kenar diyor. Yasir chatten mi yazıyor? Evet. Dur açamadım chat'i. Apaş mı neydi? Evet. Şuranın sesi gelmiyor. Tamam. Şuradan chatten takip edivereyim ben artık. Yapabilecek bir şey yok. Tamam mı? Yapabilecek bir şey yok. Yaşar. Hocam benim sesim geliyor değil mi? Herkesin sesini açık tutuyorum ben ama bazılarınızınki nedense kapanıyor. Açıldı hocam benim. Hocam açıldı. Ha hocam açıldı benimki tamam. Herkes açıyorum ben. Hocam sesinizi açınca sesim acıyor sesiniz gelmiyor. Aa, hocam sesim açıldı mı? Hocam Ayşe çıktı açınca sesiniz gelmiyor diyor Ayşe. Tamam anladım Ayşe diyeyim de yani onun sebebini bilmiyorum. Gençler kusura bakmayın son bir dakikaya girdik artık vedalaşma saati. Yetiştiremiyoruz çünkü ses problemleri oluyor. Hocam ben yarın mı yapacağım? Yapamadım. Bitiremediklerimizi yarın tamamlayabiliriz. Tamam mı? Görüşürüz hocam. Hadi görüşürüz hocam. Gençler. Görüşürüz. Tamamlayacağız. Kaldığımız yerden devam edelim. Hocam bay bay. Hadi bay bay gençler. Arkadaşlar.